Evet, dinleyicimiz. Maşallah bizi de anayız ama dedim. Birkaç arkadaş dedi. Kur'an-ı Kerim'i şu anda dedi. Tecvide uygun okuyoruz dedi. Çevremizdekiler dediler ki, abi güzel okuyorsunuz düz olarak ama makamla okuyor. Makamla değil efendim. Belli bir ezgili. Aynı şekilde ona uzun vermişler. Mahzun, hüzünlü bir sesle okumak. Okumaya izin verilmiş. Diyeceksin, dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Niye makamla değil dediniz? Şimdi bu makamla okuyanlar makamdan taviz vermiyorlar. Kur'an-ı Kerim'den taviz veriyorlar. Hattatlar da hatlarından taviz vermiyorlar. Harflerden taviz veriyorlar. Halbuki mesela şeyde görmüşsünüzdür. Ben dolmuşlarda falan gördüm. Bir hattatın birisi yazmış onu. Besmele mi? Besmele. Bir başlamış sonuna kadar kalem. Kalkmadan. Hiç kalkmadan bitirmiş. Hı. Halbuki Besmele-i Şerif'te kaç tane ra harfi var? Ra harfi kendisinden sonrakilere bitişmez. Dal harfi bitişmez, z bitişmez. Bu bitiştirmiş dümdüz. Hepsini bitiştirmiş. Biz buna daha önce de aynı şekilde yanlış deyince itiraz edenler oldu. Onu kim yazdı siz biliyor musunuz? Kim yazarsa yazsın, isteriz babam yazsın. Ne fark eder ki? Bence meşhur Hattat yazdı. Meşhur da bu yaptığı yanlış. Hatta bir seferinde tabi birisi geldiydi bir. Emel Rasulü bilmem toprak mahsulleri konusunda Anadolu toprağında miri toprak zannederek usul verilmez diye. Öyle dedi. Ömer Rasulü bilmem hoca gibi bir hocanın kitabında sen nasıl yanlış çıkarabilirsin? Ben çıkarmıyorum ki. Doğrular aynı şekilde yazılmış. Tam İlmen Saadet-i Ebediye'de miri toprak ne demek çok güzel anlatılmış. Miri toprağın ne demek olduğunu Ömer Rasulü bilmem anlayamamış. Kitabına da yanlış yazmış. Çok kimsenin daha incekli ve bari girmesine sebep olmuş. Bunun hesabını zaten ahirete intikal etti. Hesabını elbette ki ona soracaklar. Osmanlılar döneminde Anadolu toprağı tamamen devletin, milli toprak demek devletin toprağıydı, kirayla veriyormuşmuş. Türkiye Cumhuriyet Devleti gelince bu topraklar şahıs mülkü oldu. Şahıs mülkü olunca uçurlu oldu. Bu kadar basit tam münasebetle bir gayet net bir şekilde bu izah edilmiş. Anlatılmış. Miri toprakta diğer toprakların şekilleri, cinsleri hepsi anlatılmış. Sebebi illet de bildirilmiş nakil yaparak. Orada hata edilmiş. Dolayısıyla hattatlar da bu şekilde böyle hata ettikleri gibi hafızlar da aynı şekilde efendim Ras makamında, Hüseyin'i makamında okuyor. Makamından taviz vermiyor. Ezanı da okurken aynı şekilde yapıyorlar. Bir kaptırdım ama Hüseyin'den, bir kaptırdım Ras'tan. Kaptırdın mı arkadaş? Ezanın da canını okudun. Okuduğun Kur'an-ı Kerim'i de aynı şekilde mahperişan ettin. Yarın toprağın altına girdiğin zaman sen Ras makamında mı okudun, Hüseyin'i makamında mı okudun, Hüzzam makamında mı okudun diye sormayacaklar. Ne diye soracaklar? Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bildirdiği, Resulullah Efendimiz'in aynı şekilde ilettiği ve kıraat imamlarının bildirdiği şekilde mi okudun? Yoksa neye göre okudun? Hesabını ver bakalım o zaman. Taviz veriyorsun orada. Çünkü o zaman uzatılacak yeri uzatmıyor, uzatılmayacak yeri uzatıyor. Tabii. Hatta uzatılması gereken yeri mesela diyelim ki 4 elifse bu 8 elif uzatıyor. 8 elif uzatıyor. Bir de hırlatıyor. Tegenni yapıyor. Tegenni nedir? Tegenni iki türlüdür. Tecvid kaidelerine uyarak ezgili sesle okumak da tegennidir. Bu caizdir. Ama tecvid kaidelerinden taviz vermemek kaydı şartıyla. Ama ikinci tegenni işte o makam dedikleri İşte Hüzzam'dır, Ras'tır, Hüseyin'idir. Bu makam kalıplarına uydurarak yapılan tegennidir. Bu caiz değildir, haramdır diye geçiyor. Orada notaya uyduruyorsun artık. Notaya uyduruyor, aynen dediğiniz doğru. Notaya uyduruyor. Peki efendim herhangi bir şiiri notaya uydurarak okumak. Okusun canım, onun mahsuru yok. Yani şarkı, türkü, okusun. Okusun, onun mahsuru yok. Ama Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Nasıl bildirmiş, öyle okuyacak. Dolayısıyla bu dinleyicilerimiz de, yalnız bizim tavsiyemiz çok eski. Şimdikiler, onlar da bozuldu da. Mesela İngilizler Mısırlıların her şeyini bozmuşlar, Kur'an-ı Kerim okuyuşunu bozamamışlar diye naklediliyordu. Şimdikiler onlar da bozuldu da çok eski böyle Mısırlıların okudukları var. Yani ezgili ama hiç taviz vermiyor tecvid kaidelerine göre. Ben ortaokul yıllarına giderken böyle bir radyoda bir istasyon yakalamıştım. 3 aylarda okuyordu bir adamcağız. Yakalamıştım. Her gün muntazaman okuyor. Sakin bir sesle ne böyle işte rasta böyle bir bağırıyor sonra iniyor. Ondan sonra öbürüsü bir şey yapıyor falan. Öyle bir şey yok. Düz bir ses. Hüzünlü. Ondan sonra tecvid kaidesine uygun. Allah-u Teala güzel de bir ses ihsan etmiş. Böyle indili çıktılı falan değil. Ama ne bağırıyor ne çağırıyor falan. Dümdüz okuyor. Saatlerce dinlersin. Usandırmıyor, bıktırmıyor.
Usandırmıyor, bıktırmıyor. Peki öbür türlü makama uyduracağım diye falan, makama uyduracağım, bir bağırıyor, bir iniyor, bir çıkıyor falan. Mısır Durmayı'da bir meşhur bir adam var. Onun okuyuşun düzgün bir değil. Değil, o Abdüselam okuyordu. Abdüselam mı, Abdüselam mı, neyse o da değil. Böyle bağırıyor, çağırıyor falan. Enteresan şekillere giriyor falan. Enteresan şekillere giriyor. Ağzı yüzü yamuluyor falan filan. Hele Suudların var falan aynı şekilde. Böyle karma karışık bir şey. Türkiye'de bu şekilde böyle gerçekten yani kitaplarda tarif edildiği şekilde okuyan kimseyi bulmak da çok zor. Muhakkak giriyor. Çünkü birbirlerini teşvik ediyorlar. Hatta bir ara gazetelere bile geçti. İşte Diyanet bazı kurslar açmış. Ne bileyim o tasavvuf musikisi diye bunlardan aynı şekilde dersler alıyor falan. Ezanı, kadeti, Kur'an-ı Kerim buna uydurmak için falan. Allah Allah. Tabii İslamiyet'in içini boşaltınca kilise gibi oldu. Ne yapacaklar camiye? Cemaat sokabilmek için. Sesi güzel böyle aynı şekilde çalgı çulguyla falan filan insanlar toplamaya çalışıyorlar. Yazık, günah ya. Bunun hesabını Allah-u Teala sorar. Yerde, bu nimet de ellerinden gider. Bir yerde bir yassı ezanı okundu. Yani İstanbul içerisinde bir yerde. Adam yani hoparlörden ilan ediyor. Öyle bir başladı ki çok yüksek perdeden başladı. O makamı o demek ki, o günkü makamı. Baştaki Allahu Ekber iki kere söyledi. Belki bir mahsuru yok ama yani neticede oradan taviz vermiş oluyorsun bir kere. O makamı uydurmak için yaptın onu. Tabii. Öyle yüksek perdeden girince de devam etmek zorundasın. Yani makam bozmamak için. Tabii. Ondan sonra da ses kesiliyor. İniyor, tabii çıkıyor, yani. İniyor, çıkıyor. Rahatsız etmekten başka bir işe yaramıyor. Halbuki dinin bildirdiğine göre okumuş olsalar da rahat edeceklerdi. Onun için bu dinleyicilerimiz ne yapsınlar? Kendilerine göre hani belli bir tecvid kaidelerine uygun tekenni. Ondan okuyabilirler. Ona ruhsat var ama makam dersi alsın, makama uydursun, Hüzzam'a uydursun, Rasta uydursun, Hüseyin'e uydursun falan yok. Onlara girmesinler.